OGM Pictures'ın patronu Onur Güvenatam Star TV ile içerik anlaşması yaptı ve ilk olarak Yalı Çapkını dizisini çekmek için kollar esnedi. Çekimleri önümüzdeki haftalarda başlayacak olan diziyi son olarak Netflix'e Tuğba Büyüküstün, Boncuk Yılmaz ve Seda Bakanlı Zeytin Ağacı projesini çeken ve rejisi çok beğenilen Burcu Alptekin yönetecek. Yalı Çapkını dizisi için yapım şirketi Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Doğukan Polat, Cansu Fırıncı, Yiğit Tuncay, Hülya Duyar gibi ünlü oyuncularla anlaşıldı. Ekibe son olarak çok başarılı ve ödüllü bir oyuncu daha katıldı. Gülçin Santırcıoğlu da Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu. Santırcıoğlu dizinin bel kemiği karakterlerinden İfakat'a hayat verecek. Merakla beklenen dizinin ise oyuncu seçimleri sürüyor. Başrol karakter Afra Saraçoğlu, Selanik ve Girit kökenli bir aileden geliyor. 1997 yılında Erdemit'te dünyaya geldi. İlk öğretim ve orta öğretimini Antalya'da tamamlayıp Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazandı. Bu bölümü okurken 2016 yılında İkinci Şans filmiyle oyunculuğa ilk adımını attı. Kötü Çocuk adlı dram ve romantik filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı. Bu deneyimin ardından 2017 yılında Fazilet Hanım ve Kızları adlı dizisinde 50 bölüm boyunca Ece karakterini canlandırdı. Avşar Film imzalı dizinin ilk bölümü 25 Mart 2017 tarihinde yayınlandı. Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu üstlendi. Senaryosunu Sırmayan'ı kaleme aldı. Başrollerini Nazan Kesal, Deniz Baysal, Çağlar El Tuğrul, Mahir Günşiray, Afra Saraçoğlu, İdris Nebi Taşkan ve Alp Navruz paylaştı. İki sezondan oluşan dizi 9 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan 50. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2018 yılında Hamal'ın ve Pantene'in marka yüzü oldu. İyi Oyun ve Aşk Bu Mu filmleriyle kariyerine devam eden oyuncu, ardından kadrosunda Mehmet Aslan Tuğnoğlu, 21 bölüm süren Kardeş Çocukları dizisinde yer aldı. 2020'de Öğretmen dizisinde rol aldı. 2021 yılında Çağınırmak'ın yönetmenliğini üstlendiği Yeşilçam'da Çağatay Ulusoy ile birlikte rol aldı. Yine aynı yıl Cornetto ve Koton markasının yüzü oldu. Nurgül Yeşilçay ile birlikte Bir Barda Bir Gece oyununda yer aldı. Başarılı oyuncu 45. Pantene Altın Kelebek ödüllerinde Pantene Yıldızı Parlayanları ödülünün sahibi oldu. Heyecanla beklenen Yalı Çapkını dizisinde rol alacak. Diğer başrol karakter Mert Ramazan Demir, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Diyalog, anlatım, iletişim ve Michael Danner Action Studio'da eğitim aldı. Beyaz Perde'de rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonya Colin'in yaptığı I Am You'da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Usan Çakır ile paylaştı. 2020'de yayınlanan yönetmenliğini Can Evlenoğlu'nun yaptığı Çıplak isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. TN Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Can Evrenol üstlendi. Senaryosunu yine Can Evrenol ve Merve Göntem birlikte yazdı. Başrollerini Müge Bayramoğlu, Ramazan Mertdemir, Taro Emirtekin, İpek Erdem, Umut Kurt ve Bora Cengiz paylaştı. Dram türündeki dizi dijital platform Blue TV'de yayınlandı. Dizi izleyicileri televizyon yayınlarının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Supercell tarafından geliştirilen akıllı işaretler sembol sistemi 23 Nisan 2006 tarihinden itibaren Türk televizyon kanallarında uygulanması yönünde alınan karar gereği akıllı işaretler tarafından 18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi, cinsellik veya çıplaklık unsurları içerir ve olumsuz örnek olabilecek unsurlar içerir olarak işaretlendi. Babaannesiyle birlikte yaşayan, geçimini bazen eskortluk yaparak kazanan Eylül'ün hikayesi anlatıldı. Dizinin birinci sezonu Blue TV üzerinden 11 Haziran 2020 tarihinden itibaren 8 bölüm, ikinci sezonu ise 9 Haziran 2021 tarihinden itibaren 9 bölüm olarak yayınlandı. Genç oyuncu Mert Ramazan Demir Öğretmen dizisinde rol aldı. Medyapım ve MF Yapım imzalı dizinin ilk bölümü 4 Mart 2020 tarihinde yayınlandı. Yönetmen koltuğuna Koray Kerimoğlu oturdu. Senaryosunu Merve Girgin kaleme aldı. Türk yapımı gençlik, psikolojik gerilim ve dram türündeki dizi Fox TV'de yayınlandı. Dizinin başrollerinde İlker Kalil,
Veli, Ceren Muray, Afra Saraçoğlu, Serhat Keskin ve Şerif Eroğlu yer aldı. Dizi 16 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan 9. bölümüyle final yaparak sona erdi.